Türkiye'de zaten TÜİK verilerinin doğru olmadığıyla ilgili bir çok net toplumsal bir konsensus oluşmuş durumda. Enag'ın verilerinin bile doğru olmadığı, TÜİK verilerine göre hareket etmek zorunda kaldıklarını söylüyoruz. Yani bugün vatandaşın enflasyonunun %150'nin üzerinde olduğunu biliyoruz. Hadi onu bir kenara bıraktım. Her ne kadar Meme Şimşek dezenflasyon sürecine hızla giriyoruz falan dese de sadece devletin bu vergi paketi bile enflasyonun korkunç bir şekilde artacağını bize gösteriyor. Aynı zamanda da Şirketlerin de batma noktasına gelip işsizliğin de artacağını ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla somutlaştırılmış rakamlarla vatandaşın karşısına çıkmazsa CHP bu işin ortağı pozisyonuna ister istemez düşecektir. Bakın enflasyon dediğimiz %150'lik rakamı, %120'lik rakamı, %45'lik rakamı da bir kenara koyuyorum. Zaten elimizde açlık ve yoksulluk sınırları gibi kriterler var. Fikret Hocam sanıyorum onu söylemeye çalışıyor, onu anlatmaya çalışıyor. Somut bir veriyle kardeşim gidin derken 62 bin liraya gelmiş bir yoksulluk sınırı var. 20 bin liraya gelmiş, 19 bin liraya gelmiş bir açlık sınırı var. Bu ülkede TÜİK'in açıkladığı verilere göre sadece 3 kalem gıda, ulaştırma ve kiranın toplamı insan gelirlerinin, Türkiye'de yaşayanların gelirlerinin %70'ini Ulaşmış durumda yani insanlar paralarının aldığı paranın yüzde yetmişini bu üç kaleme veriyor ve diğer kalemler işin içine soktuğunuz zaman her ay borçlanarak bu işin içinden çıkmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bir enflasyon oranında zam beklentisiyle giderse. Aynen Fikret Hoca'nın da söylediği gibi tamam kardeşim biz zaten bu zammı yapacaktık yapıyoruz. E, derler ve halka da dönüp şunu söylerler. İletişimi de çok iyi kullanırlar o zaman. E Cumhuriyet Halk Partisi zaten bunu istedi. Biz de verdik daha ne istiyorsunuz kardeşim? diye verirler. Çok ciddi anlamda boşa düşersiniz. Dolayısıyla orada asgari ücretin en az en az yoksulluk sınırının yarısı kadar olması gerektiği ...ve asgari ücretin ortalama ücretten mutlaka ama mutlaka çıkartılması gerektiği vurgulanmalı. Şimdi bu söylediğim çok kritik bir mesele. Türkiye'de çalışan kesimin neredeyse yüzde ellisi asgari ücretli olduğu evet. için... ...Türkiye'de bir asgari ücret yok. Asgari ücret ortalama ücret pozisyonuna gelmiş durumda. Dolayısıyla siz diyeceksiniz ki öncelikle ya bir dakika... Asgari ücreti bir istisna ücret haline getirin Avrupa'daki gibi. Yüzde üç, yüzde dörtler seviyesine çekin. Yani işe yeni girmiş olanlar, stajyer olanlar ya da daha bir iki ay çalışıp hemen maaşı düzeltilecek olanların maaşı 30 bin lira seviyelerinde olsun. Ama Türkiye'nin ortalama maaşı 60 bin lira seviyelerine çıkartılsın. Buna göre düzenlemeler yapılsın şeklinde net rakamlarla bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'nin önüne gitmesi gerekiyor. Öbür taraftan Enflasyonla kastları ne acaba? Ee, sadece TÜİK'in enflasyonunu mu kastediyorlar hocam? Yoksa beklenti enflasyonunu mu? Çünkü yıl sonu ile ilgili yani. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentisi yüzde 43. Yani çıkıp şunu da söyleyebilir Mehmet Şimşek. O zaman biz yüzde %43 43'e göre zam yapacağız. Onun yarısı yüzde 20'ye denk geliyor. E 20'lik zam yaptığınız zaman yüzde 1500'lük yurt dışına çıkış harcınız zam mı ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlar büyük risk. E diğer taraftan mesela... Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki en düşük emekli maaşının talepler arasında olduğu için bunları söylüyorum. Asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İyi de değiştirilen yasayla aslında yine onluk bir kaybı uğruyor emekli. Çünkü o yasa değiştirilmemiş olsaydı zaten emekli maaşı asgari ücretin yüzde %110'u seviyesinde olacaktı. Anlatabiliyor muyum? Ve geçmişte yapılan zamlarla birlikte belki ortalama ücrete yakın bir seviyede olacaktı. O da 40 bin liralara denk geliyor. Peki, Bunu talep etmesi gerekiyor. Peki. Dolayısıyla bütün bunların toplamında e, bu işten zararlı çıkan Cumhuriyet Halk Partisi olur. Eğer ki talepleri bu şekilde olursa. Peki, sen